Herkese merhabalar. Burcu'nun Lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için pastanede aldıklarımızın aynısı olan bir gülaş tarifi vereceğim. İşte size de gösteriyorum. Sütü ve şekeri tam kıvamında olan bir gülaş tarifi. Bu tarifi mutlaka deneyin derim. Evet, şimdi anlatmaya başlıyoruz. Öncelikli olarak tenceremize 1,5 litre yağlı süt ve 1,5 su bardağı şekerimizi koyuyoruz. Şekerle süt birbirine girene kadar 1 dakika kadar karıştırıp ocağın altını yakıyoruz ve karıştırmadan kendi kendine kaynamaya bırakıyoruz. Sütümüz kaynamaya başladığı anda ocağın altını kapatıyoruz. Ben hemen kapattım ve daha sonra bir yarım saat 45 dakika kadar ılımasını bekleyeceğiz. Kesinlikle kaynar bir şekilde sütü kullanmıyoruz. Ilık 50 derecelik bir süt sıcaklığında olduğunda sütümüzü kullanacağız. Peki bunu nasıl anlarız? Parmağımızı içine soktuğumuzda sütümüz elimiz yanmayacak kıvamda olacak. Artı yoğurt mayaladığımız sıcaklık olur ya sütte. Aynı o sıcaklıkta olduğunda sütümüz tamamdır. Ve şimdi de iç malzemelerini size göstereyim. Gülacımızın içine ben küçük bir kase ceviz, küçük bir kase kadar da fındık koydum. İkisinin karışımını seviyorum. Gördüğünüz gibi ikisini karıştırdım ve bir kase dolusu fındık ve ceviz kullanacağım. Evet, isterseniz gülacımızı yapmaya başlayalım. Borcamımızın içerisine 2 kepçe kadar sütümüzden dökelim. Daha sonra da bu şekilde gördüğünüz gibi gülaç yapraklarımızı makasla ortadan ikiye bölelim. Ve bölmüş olduğumuz gülaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde borcamıza yerleştirip tekrardan üzerine 1 kepçe süt dökelim. Ve diğer parçamızı aynı şekilde borcamıza yerleştirelim ve tekrardan onun üzerine de 1 kepçe kadar süt dökelim. İkinci katında ise ben bu sefer gülaç yapraklarını 4'e böldüm. Sebebi de gösterdiğim ortadaki boşluklar da kapansın diye. O kenardaki boşlukları da kapatabilmek için gülaç yaprağını önce 2'ye, sonra tekrardan 4'e böldüm ve çapraz bir şekilde gülaç yapraklarımızı koyuyorum. Tepsiye koyduğumuz gülaç yapraklarının üzerine tekrardan birer kepçe kadar neredeyse gördüğünüz gibi sütümüzden döküyorum. Burada her bir gülacın üzerine mutlaka sütümüzden eklememiz gerekiyor. Yoksa gülaçlarımız olmaz. Hepsi kuru kalır. Evet, gördüğünüz gibi yapıyorum. Burada en önemli bir püf noktasını söyleyeceğim size. Gülacımızın en önemli püf noktası sütümüzün sıcaklığı. Eğer sütümüz çok sıcak olursa yufkalarımız hamur olur. Eğer ki sütümüz soğuk olursa da gülaç yapraklarımız maalesef olmaz. O yüzden de dediğim gibi ılık bir kıvamda olması gerekiyor. Şimdi 3. katımıza geçiyoruz. 3. katımıza tekrardan orta kısma gelmesi için 2'ye keserek yaptım. Ve her bir gülaç yaprağından sonra birer kepçe sütünden döküyorum. Evet, şimdi tekrardan 4. katımızı yapacağız. Burada tekrardan gülacımızı 4'e böldüm. Ve her bir gül yaprağından sonra aralarına birer kepçeye yakın süt döktüm. Şimdi üzerine bir kepçe daha süt gezdiriyorum. Ve şimdi 4. katımızda içine iç malzemesini koyacağız.
Ben fındık ve cevizi birlikte tercih ettim. Siz ister fındık ya da cevizi tek başına ya da fıstık da kullanabilirsiniz. Bu şekilde koymanız yeterli olacaktır. Bir kase dolusu kadar kullanınız ve mutlaka ceviz ve fındığı koyarken çok ufalmış şekilde değil de birazcık daha büyük büyük parçacıklı olsun ki yerken ağzımıza gelsin. Bu şekilde kırmaya dikkat ediniz. Şimdi sizler için 5. katını yapıyorum. Tekrardan 5. katımızda bu şekilde 4'e bölmüş olduğum gülaç yapraklarını kullanacağım. Ve her bir parçayı koyduktan sonra üzerine birer kepçe tekrardan sütümüzden döküyorum. Evet, şimdi 6. katımıza geçtik. Gördüğünüz gibi orta kısım boşlukta kaldı. Bu yüzden de bu sefer ortadan ikiye kesilmiş olarak gülaç yapraklarımızı kullanacağım. Ve özellikle de gülaç yapraklarımızı koyarken üst tarafına parlak olan kısmı gelecek şekilde koymayı unutmayalım. Bu da çok önemli bir püf noktasıdır. Ve şimdi diğer gülaç yaprağımızı da aynı şekilde parlak kısmı üste gelecek şekilde borcamımıza yerleştiriyorum. Ve üzerine bir kepçe sütümüzü döküyorum. Burada gülaçlarımızın ısınır ıslanması çok önemli. Gördüğünüz gibi biraz az kaldığı için bir yarım kepçe daha eklemiş oldum burada. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ve şimdi 7. katımız yani son katmanımıza sıra geldi. Son katmamda da tekrardan gülaç yaprağını ortadan ikiye keserek kullandım ve bu şekilde döküyorum. 1,5 kepçe kadar sütü bu kısma döktüm. Ve diğer yarısını da tekrardan yine parlak kısmı üste gelecek şekilde yerleştirdim. Ve sütümüzü geri kalan kısmının hepsini üzerine dökeceğim. Şimdi gülacımızı buzdolabımıza kaldıracağız ve 3 saat kadar buzdolabımızda dinlendireceğiz. Gülacımızın soğuk olması tabii ki de çok önemli. Daha sonra da gülacımızın şeklini verip kesmemizi tamamlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi gülacım 3 saat buzdolabında bekledi ve soğudu. Şimdi de kesme aşamasına başlıyorum. Gülacımı 15 eşit parçaya böleceğim ve bu şekilde de kesiyorum. İlk önce olarak yeşil fıstıklarla, toz yeşil fıstıklı süsleyeceğim üzerlerini. Daha sonra da buzlukta olan vişnelerim vardı. Onları çıkardım. Üzerine buzluktan çıkarmış olduğum vişneleri süs olarak kullanacağım. Siz isterseniz üzerine narla veya cevizle de süsleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi gülacımız da hazır oldu. Pastaneden aldığımız gülaçla birebir aynı diyebilirim. Şöyle söyleyeyim sizlere, tadı, kıvamı, şekeri ve sütü tam olarak aynıydı. Hatta sizler için şimdi bir dilimde dilimleyip gösterebilirim sütünü ve kıvamını. Tadı da şahaneydi. Hiç tereddüt etmeden bu tarifi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra da mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. Umarım siz de çok memnun kalacaksınızdır. Evet, şimdi sizler için bir dilim
göstereyim sütünü. Bakın kaldırdığımızda hala tepside sütü kalıyor ve sütü akışkan bir şekilde yakından da göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi bu tarifi mutlaka deneyin derim. Hiç pişman olmayacaksınız. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum.